Merhabalar sevgili izleyenler. Bu programda kitap okuma alışkanlığından söz edeceğiz. Programa Peyami Safa'dan bir alıntıyla başlıyoruz. Geceleri yatakta uyumak için veya herhangi bir boş zamanda vakit geçirmek için kitap okuyanlar için bu okumanın bir gayesi itibariyle ıhlamur içmekten veya tavla oynamaktan farkı yoktur. Birincilerine Allah rahatlık versin, ikincilerine de keyfinize bakın deyip geçeriz. Fakat bir şey öğrenmek için, düşünmek için kitaba sarıldıkları halde okumanın yöntemini bilmedikleri için tadını alamayanlardan bahsedeceğiz. Bunlar sinema seyreder gibi gözlerinin önden satırların, fikirlerin, hayırların geçişine dalanlardır. Okumanın en fena tarzı budur. Gayesi öğrenmek ve düşünmek olduğu halde eğlenmek için okumaktan farkı yoktur. Çünkü burada fikirler sinemada seyredilen manzaraların şekilleri gibi şuurun sathını yalayıp geçerler. Okuyanı düşünmeye sevk etmezler. Bunun için de pek çabuk unutulup giderler. Niçin okuyoruz? Bir şey öğrenmek için mi? Fakat bir şey öğrenmenin de gayesi düşünmek ve bir mesele halletmek değilse bu öğrenilen şeylerin yükten farkı yoktur. Bunun için sırf öğrenmek niyetiyle okuyanlar da birkaç sayfadan sonra başlarında bir demir kürçesinin ağırlığını hissetmeye başlarlar. Okumanın en büyük amacı ya kendi menfaatlerimize ve alakalarımıza bağlı yahut soyut bir düşünce meselesi halletmektir. Birinciye misal arayalım. Herhangi bir adam parasına hakim değildir ve kendi müsrifliğinden şikayetçidir. Bu yüzden daima borca giriyor ve sıkıntı çekiyor. Henüz gençtir. Boyunu düzeltmeye karar vermiştir. Fakat ne yapsa olmuyor. Masrafıyla geliri ucu ucuna getiremiyor. Biliyor ki bu bir irade kusurudur. Ne yapmalı ki iradesini düzeltsin? Onda bir merak uyanıyor. İrade terbiye edilir. İşte halledilmesi lazım iki mesele. Genç adam bu meseleleri halletmezse bedbaht olacağını biliyor ve etüde yani araştırmaya başlıyor. İrade psikolojiye ait bir meseledir. Genç adam bir psikoloji kitabı alıyor ve okuyor. Konu kendi hayatı ve mutluluğu ile ilgili olduğu için genç pür dikkat okumaya, anlamaya çalışıyor. Konuyu tam bir idrakla anlamaya çalışıyor. Anlamadığı yerleri tekrar tekrar okuyor ve üstünde çok düşünüyor. Düşündükçe fikirleri zenginleşiyor. Fikirleri zenginleştikçe kendisinde geliştirmenin eşsiz tadını ve heyecanını duyuyor. İşte en faydalı ve en zevkli okuma budur. İster şahsi ve mesleki menfaat, ister gerçeği öğrenmek için okuyalım. Gayemiz bir meseleyi halletmek oldukça okuduğumuz kitaptaki düşünceleri kabul etmeden evvel kendi kendimizle tartışırız. Bu düşüncelerin zıtlarını da kendi kafamızda ve başkalarının eserlerinde araştırırız. Karşılaştırma yaparız. Artık biz okuduğumuz kitapların içindeki fikirlerin önünde el pençe divan durmaktan kurtulmuş onlarla mücadeleye başlamışızdır.
Gençlerde okuma zevki uyandırmak isteyen anne babalar, öğretmenler, onları kuru kuruya okumaya değil, araştırmaya alıştırmalıdırlar. Ancak gencin araştıracağı konuyu kendisini seçmesi lazım. Bu da kolay bir şey değildir. En canlı konu, en çok merak edilen konudur. Bunu da gencin kendisinden başka kimse bilemez ve bulamaz. Bir kere bu konu bulundu mu artık büyükler için bu mesele etrafında araştıracağı eserleri gence tavsiye etmekten başka bir şey kalmaz. Evet. Böyle diyor Peyami Safa. Bizler mal mülk sahibi olmaktan ziyade fikir düşünce sahibi olmaya ihtiyaç duyacağımız gün gerçek zenginliğin sırrını da bulacağız. Okuyacağımız kitabın bizi düşündürmesi gerekiyor diyor Seneca. Düşündürmeyen kitap zaman kaybıdır. Okuma alışkanlığını kazandırmak kolay değildir. Hele başta sosyal medya olmak üzere çeldiricilerin yani oyalayıcıların yoğun olduğu bu çağda etrafımız sanki okumayı engellemek için sarılmış. Ne zaman elimize bir kitap alırsak gerek televizyon, gerek akıllı telefonlar ve bilgisayarlar bizim önümüze geçiyor. Hele bir bak bana, sonra okursun der gibi. Ancak okumayı alışkanlık haline getirirsek, okumadan aldığımız zevki yukarıda saydığımız çeldiriciler veremeyeceğini görürüz. Bir an onlara dalsak bile kitap bizi çağırır. Ünlü yazar Stephen Zweig şöyle diyor. Hangi nesneyi ve konuyu düşünürsen düşüneyim, bu düşünme eylemi kitaplara borçlu olduğum anıları ve deneyimleri de beraberine getiriyordu. Her sözcük okunmuş ya da öğrenilmiş bir şeye ilişkin sayısız çağrışımlara kaynaklık ediyordu. İnsanlar kitap okumanın kendilerine yapacağı katkıyı bilselerdi, kendileri için daha çok üzüleceklerinden eminim. İnsanın her şeyi kendi başına öğrenmesi mümkün değildir. Hayatta herkesin kendine göre bir fonksiyonu ve misyonu vardır. Kendi alanında otorite olabilir ancak diğer alanları kavrayıp bilgi sahibi olabilmesi için kitaplara müracaat etmesi lazım. Kaldı ki kendi alanında otorite olmuşsa yine kitapların sayesinde olmuştur. Daha önceki programlarda söz etmiş olabilirim. Tekrar da bir sakınca yoktur. Kitap yazmaya başladığımda kalemin sanki kendi kendine gittiğini fark ettim. Yazdığım konuyla ilgili bilgileri sanki beyin arşivleyip stoklamış, ihtiyaç duyulduğunda kendi kendine yazdıklarınızla ilişkiyi kurup arşivde benzer bilgiler var uyarısı yapıp size biriktirdiğiniz arşiv bilgilerini cömertçe sergiliyor. Yaşam benim ilgimi çekmiyor. İlgimi çeken ve beni yaşama bağlayan kitaptır desem yeridir. Size bir okuma tavsiyesi vererek programı kapatacağım. Kendi kendinize her gün belli bir süre veya sayfa kitap okumak için kendinize söz verin. İlk başlarda çok yüksek olmasına gerek yok. Mesela yarım saat veya 25 sayfa gibi. Bunu 10-15 gün sürdürebilirseniz kitap okumaya attınız demektir. İnşallah bu program faydalı olmuştur. Bu önerimizi, tavsiyemizi
bugünden başlatarak kitap okumaya adım atarsanız, bir dahaki programda buluşmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum.